Moderatör hafta sonuna 24'e hoş geldiniz. Ekrana da geliyor bir sıcak gelişmeyle son dakika bilgisiyle bu sabah bültene başlıyoruz. Yine deprem gerçeğini hissettik bu kez. Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Dakikalar önce şiddetli bir sarsıntı bu. Gelenek bilgiler bize bunu gösteriyor. Görüntüler de ekrana geliyor. E, pek çok kişi sabah kahvaltıda ve uykuda yakalandı depreme. Büyük bir panik yaşandı. Depremin merkezi Elazığ'da ama yine çevre illerde Malatya olsun Şanlıurfa, Diyarbakır hatta Mardin'de de deprem şiddetli şekilde hissedildi. İlk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. 5,3 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı AFAD dakikalar önce bu depremin ve yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldi sarsıntı. Tabi Elazığ deyince aklımıza Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan o büyük deprem geliyor. O depremden sonra da zaten Elazığ'da aralıklarla e, sarsıntılar meydana geliyordu. Hatta daha dün e, Sivrice merkez e, üssü olmak üzere 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştı Elazığlılar. Zaten açıkçası diken üstündeydiler. İşte görüyorsunuz, e, çocuğunu kundaklamış bir anne e, dışarı çıkmış. E, minikler, yavrular, e, yetişkinler herkes kendilerini Sokağa atmış durumda ee, tabi depremi yarattığı bir travma da var geçtiğimiz yıldan kalan. Hemen ekranın sağ tarafında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremden dakikalar sonra attığı tweet'i görüyoruz. Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde 15,94 kilometre derinlikte yani yaklaşık 16 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi diyor Bakan Soylu. Ee, en çok merak ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk olup olmadığıydı. Şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söylüyor İçişleri Bakanı. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor, bilgilendirmeye devam edeceğiz diyor. Bakan Soylu tabi geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası yaralar çok hızlı sarıldı. Deprem konutları inşa edildi ediliyor. Ee, ama bölgede hala acaba hasarlı binalar var mıydı ya da e, o depremde hasar alan ama dışarıdan gözle görülemeyen hasarı olan binalar var mıydı? Bu sarsıntı onları etkiledi mi? Bunu da dakikalar içerisinde göreceğiz ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı ilk açıklama herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar olmadığı şeklinde